Merhaba arkadaşlar, bu derste Türkiye Edebiyatı dönemlerini işleyeceğiz. Hepsini bir arada yazdım. Çünkü dönemlerin özelliklerini bir arada görmemiz bizim için çok önemli olacak. Yani hepsini bir arada görürsek hem karşılaştırma yapabiliriz hem de aynı özellikleri var mı yok mu? Kapanan diğer dönemin etkisi, başlayan diğer dönemi olmuş mu olmamış mı? Bunu daha kolay inceleyebiliriz, görebiliriz. Şimdi buraya bütün özellikleri sığmayacağım. Özellikleri sayfalarca sürüyor bunları. Siz konu anlatımını kitaplarınızdan da aynı zamanda takip edeceksiniz. Şimdi Tanzimat'tan önce Divan Edebiyatı vardı. Divan Edebiyatı'nı buraya katmadım. Şimdi biz Avrupa'da yapılan bir takım işlere yoğunlaşmaya başladığımız dönem Tanzimat dönemiyle birlikte başlıyor. O yüzden bu üç dönemde Avrupa Edebiyatı'na karşı bir özentilik olduğu için bu üçünün bir karşılaştırmasını yapalım istedim. Divan Edebiyatı aslında bizim İslamiyet kabul ettikten sonra geçiş dönemi eserlerini verdiğimiz o dönemden sonra başlayan edebiyat Divan Edebiyatı'dır. Divan Edebiyatı'yla Milli Edebiyatı buraya almadım. Çünkü Divan Edebiyatı'nda bir özentilik yok ama bizim Müslümanlığı kabul ettikten sonra, İslamiyet kabul ettikten sonra edebiyatımıza evet Arapça ve Farsça'nın etkileri olmuş ama herhangi bir özentilik olmamış arkadaşlar. Mesela Milli Edebiyat dönemine bakacak olursak, Milli Edebiyat döneminde de bu üç dönemde mesela biz Tanzimat'ı kabul etmişiz. Daha sonra işte bizim sanatçılarımız Avrupa'ya gitmişler, orada yapılan bir takım çalışmaları görmüşler sosyal ve bilimsel alanlarda. Daha sonra bunları bizim edebiyatımıza getirmeye çalışmışlar. Biz burada teknik açıdan ilk eserleri verdiğimiz için teknik açıdan kusurluyuz. Sonra bu dönemle birlikte, Tanzimat dönemiyle birlikte, işte Servet Fırında, Fecrati'de hep Avrupa'ya özentilik var. Burada, hatta bu iki dönemde de yanlış batılılaşmadan kaynaklı. Batılılaşmanın aslında hatta burada yazdık, dedik ki Batı'da bilim ve sanat adına ne varsa getirmeye çalışmışlar. Ancak bilimi neredeyse eserlerini hiç yansıtmamışlar. Bu döneme ait mensup sanatçılar. O yüzden buradaki ilk eserler olduğu için teknik bakımdan kusurlu, buradakiler kusurlu değil tamam ama burada da Avrupa'ya çok büyük bir özentilik var. Milli Edebiyat dönemini buraya katmadım. Çünkü Milli Edebiyat döneminde bu anlayış tamamen, şurada son bulan anlayış tamamen terk edilmiş, geride bırakılmış arkadaşlar. Mesela İşte padişah 2. Abdülhamit'in baskılarından dolayı yurt dışına kaçan sanatçılarımız vardı bizim. Artık bu dönemlerde o kadar çok baskı altında kalıyoruz ki hem konuları, mesela siz bir şairsiniz düşünün, devlette de devletin başında da çok diktatör bir yönetici var size göre ve siz bu eserleri yazarken bir gönderi yapmak istiyorsunuz, devletin yönetimine karşı bir eleştiri yapmak istiyorsunuz. Bunu da nasıl yapacaksınız? Sadece belli bir kesimin anlayabileceği bir şekilde yazacaksınız. O da biraz sanatlı, biraz da ağır ve süslü bir dil olacak. Yani kimse bunu anlamasın. Ben üstü kapalı bir şekilde göndermek istediğim mesajı yerine ulaştırmak istediğim için bu şekilde yazmaya mecbur kalıyorum diye düşünüyorlar aslında buradakiler. Milli Edebiyat dönemi de, şimdi Milli Edebiyat döneminde şöyle bir algı var. Biz ne dedik bu dönemler için? Milli Edebiyat dönemi için. Şimdi Fecrati dönemi bitti. Türk Edebiyatı'nda fikir akımları var. 4 tane. İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük. Affedersiniz. 4 tane fikir akımları, bu fikir akımları Milli Edebiyat döneminin temelini oluşturur arkadaşlar. İşte Osmanlıcılıkla birlikte bütün Osmanlı Devleti'nde yaşayan topluluklar din, dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin tek bir bayrak altında toplatılmaya çalışılmıştır. Burada bir ayrımcılık yoktur. Hiç kimseye ayrımcılık yapılmamıştır. Osmanlıcılık bu fikri savunmuştur. Daha sonra Batıcılık fikri işte bu dönemlerden kaynaklı, bu dönemlerin ortaya koymuş olduğu fikirlerden dolayı Batıcılık gibi bir fikir anlayışı ortaya çıkıyor. Batıcılık fikir anlayışında da diyorlar ki, yani şöyle bir anlayış var orada da, biz evet Batı'dan belli başlı eserleri, belli başlı çevirileri, hani Türk Edebiyatı'na yapılan, getirilen birçok türü biz aldık. Evet güzel bir şekilde de yapmaya çalıştık bunu ama burada da yazdığım gibi. Yani ben bu söze katılmıyorum mesela. Batı'da bilim ve sanat adına ne var
özellikle bilim kısmına arkadaşlar. Bilim adına ne varsa aslında yapamamışlar. Çünkü bilim ve sanat adına aslında bu ikisini de alabiliriz. Çünkü bir önceki dersimizde de bundan bahsetmiştik. Fikir akımını söylerken batıcılıkla ilgili demiştik ki biz batıcılık akımında aslında tamamen yanlış batılılaştık. Yani onların yaptıklarını aslında biz, onlar roman yazmış, Avrupa'da roman yazılmış. Evet, biz bunu Tanzimat döneminde güzel bir şekilde ilk eserler olmasına rağmen kusurlu eserlerdi, evet. Ama biz bunları burada Servet Fırık ve Fecaati'de tamamen özentilik vardı ama burada tamamen özentilik yoktu. Burada nasıl bir şey vardı? Tanzimatçılar diyorlardı ki onlar yaptı, biz de yapalım. Edebiyatımıza bunları biz de kazandıralım ama buradaki iki dönemdeki anlayış öyle değil. Ne diyorlar? Onların evlerinin dekorlarına kadar, giyimlerine kadar taklit etmişler arkadaşlar. Yani bu tamamen bu iki dönemde taklitçilik var. Avrupa'yı taklit etme. O yüzden yani Servet Fırık için söylemeyelim ama Fecrati çok kısa süren bir dönem olmuştur. Daha sonra Türkçülük akımı en son ortaya çıkan akım. Zaten dünyada Fransız İhtilali ile birlikte milliyetçilik akımı doğuyor arkadaşlar. Milliyetçilik akımından kaynaklı da her ülkede belli başlı yine fikir akımları ortaya çıkıyor. Mesela bizim ülkemizde Türkçülük gibi bir akım, milliyetçilik akımının karşılığı bizde Türkçülük akımı oluyor arkadaşlar. Türkçülük akımıyla zaten milli edebiyat dönemini biz kurmuş oluyoruz, kurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İslamcılık akımı da İslamcılık akımı arkadaşlar gayrimüslimlere bazı ayrıcalıklar veriliyor. Yani Müslüman olmayanlara. Müslüman olanlar da buna karşı çıkarak bir ümmet anlayışı, bir araya gelme, İslam ve Müslümanların bir araya gelme anlayışını ortaya koyuyorlar arkadaşlar. Bu da İslamcılık anlayışının içine giriyor. Dediğim gibi bunlar bu fikir akımları milli edebiyat döneminin oluşmasında temelini sağlayan akımlardır. O yüzden önemlidir. Fikir akımlarını bilmeden milli edebiyat dönemini biraz anlayamayız. Türkçülük akımı dediğim gibi vatana yönelme, milliyete yönelme, insanlara yönelme, Anadolu'ya yönelme, sade dil anlayışı, Anadolu ağzı, İstanbul Türkçesi, milli edebiyat döneminde tamamen bunları göreceğiz. Şimdi bu üç dönemin anlayışını tamamen yıkıyor milli edebiyat dönemi. Daha sonra zaten Cumhuriyet dönemi geliyor. Cumhuriyet döneminde biraz daha yani milli edebiyat dönemi ve bu üç dönemin karışımından oluşan bir dönemdir aslında. Ona da bir dahaki ders geçeceğiz zaten. Şimdi Tanzimat dönemi dedik ki kendi arasında ikiye ayrılıyor. Birinci ve ikinci dönem. Niye birinci ve ikinci dönem olarak ayrılıyor? Çünkü bir dönemde diyorlar ki biz hak, adalet, hukuk kavramlarından bahsetmek istiyoruz. Bunları halka bilgi vermek amacıyla kullanmak istiyoruz diyorlar ama burada bir divan edebiyatı anlayışını sürdürme geleneği var. O yüzden eserler divan edebiyatında nasıl yazılıyordu? Ağır bir dille yazılıyordu. Divan edebiyatının etkisi birinci dönemde sürüyorsa ne demek oluyor bu? Eserler ağır ve sanatlı, Arapça, Farsça tamlamalarla dolu bir dille yazılmıştır. Bunu halkın anlaması kolay olacak mı? Tabii ki olmayacak. Halk bilgili değil arkadaşlar, okumuş değil. Buradaki sanatçılar, aydınlar gibi bunlar eğitim almış insanlardır. Ama biz halka baktığımız zaman o dönemde halk eğitimli ya da bilgili değildi. Yani en azından herkes değildi. Mesela toplumun işte atıyorum %50'lik bir kısmını oluşturuyorlar. Bu %10'luk kısmına denk geliyor arkadaşlar, eğitimli kişiler. Birinci dönemde adalet, eşitlik, millet, vatan, özgürlük kavramları, özellikle Namık Kemal tarafından ortaya çıkan kavramlar, belli başlı kavramlar var. Adalet, hak, hukuk, millet, vatan. Bu kavramları Namık Kemal aslında Türk Edebiyatı'na getiriyor, kazandırıyor. Önemli bir beyitle yazılmış şiir de var hatta, Hürriyet Kasidesi. Çok güzel bir şiirdir ama divan edebiyatına yani o şiiri incelediğiniz zaman Arapça, Farsça tamlamalarla dolu, ağır bir dilin olduğunu göreceksiniz. Yani belli başlı yerler size zor gelecek okurken. Düşünün ki o dönemde de insanlar çok fazla bilgili olmadıkları için bu sanatçıların, aydınların yazdığı çoğu şiiri ya da eseri diyelim anlamamışlardır, anlamakta zorluk çekmişlerdir. O yüzden biraz sıkıntı yaşanmıştır bu konuda. Toplum için sanat anlayışı birinci döneminde hakimdir. Ne demek toplum için sanat? Aslında yazdıkları, verdikleri, ortaya koydukları eserleri toplum için yapmışlardır.
Ancak dediğimiz gibi divan edebiyatının etkisi hala sürdüğü için eserler tamamen ağır ve süslü bir dille yazılmış. O yüzden insanların bunu anlaması çok da kolay olmamıştır arkadaşlar. Yani biz her zaman söylüyoruz, diyoruz ki bir kapanan dönemin etkisi yeni açılan dönemde tamamen silinecek mi? Tabii ki hayır, mutlaka devam edecek. Biz divan edebiyatının etkisinin ta feci edebiyat dönemine kadar ulaştığını görüyoruz arkadaşlar. Eserlerde incelerseniz bunları gerçekten göreceksiniz. Hatta günümüzde de sürüyor, bazı şairler ya da işte sanatçılar kullanıyorlar divan edebiyatı. Arapça, Farsça tamlamalarla dolu işte eserler yazmaya devam ediyorlar. Yani etkisi hala sürüyor. Kapanmış, tamamen silinmiş değil. Tanzimat ikinci döneme bakacak olursak bireysel konular. Birinci dönemde toplumsal konular vardı. Hak, adalet, eşitlik, millet, vatan kavramları gibi. İkinci dönemde bireysel konular. Ne demek bireysel konular? Sanatçı, şair olan kişi, yazar olan kişi ne yazmak istiyorsa, içinden ne geliyorsa onu yazıyordu. İlla toplumu aydınlatma çabası içerisinde değil ikinci dönemdeki sanatçılar. O yüzden bireysel konular varsa sanat niçin yapılacak? Toplum için değil, topluma eğitim amaçlı değil. Sanatı sanat için yapacaklar arkadaşlar. Yani sanatın varlığı daha önemli. Toplumun bilgilenmesinden sanatın varlığı daha da önemli arkadaşlar. O yüzden burada toplumu eğitme amacı yok. Muallim Naci, Recaizade, Mahmut Ekrem, Abdülhamit Tarhan da ikinci dönemin önemli isimleri. Birinci dönemde dediğimiz gibi Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa vardı ama çok ağır bir dille yazmışlardı. Daha sonra Servet Fünun dönemi arkadaşlar 1895 yılı 1901 yılları arasında etkinlik gösteren Edebiyatı Cedide topluluğu. Servet Fünun dergisi çevresinde oluştuğu için bu derginin adını almıştır arkadaşlar. Servet-i Fünun döneminin aslında yüksek diğer bir adı Yüksek Zümre Edebiyatı'dır. Yüksek Zümre Edebiyatı demek bu dönemi oluşturan sanatçıların sadece kendilerinin anlayacağı şekilde ve onlar gibi olanların anlayacağı şekilde eserler verilmesi aslında burada amaçlanmıştır. O yüzden biraz kendi edebiyatımıza aslında uzaklaşmışız diyebiliriz. Yani batıya bir özentilik var. Eğitilecek kişi bir şey ortada anlaşılması gereken bir şey varsa bunu sadece aydınlar anlasın. Bizim dışımızda kimse anlamasını istiyorlar. Her iki dönemde de. Sanatçılar özellikle Fransız uygarlığına özeniyorlar. Toplumun ancak batılılaşarak ilerleyeceğine inanmışlar. Yani aslında orada çok fazla yenilik yapılıyor. İşte Fransız ihtilali oluyor, daha sonra işte edebiyat alanında, sosyal siyasal alanlarda, toplumsal alanlarda her türlü yenilik yapılıyor arkadaşlar. Biz de Jön Türkler yurt dışına, Avrupa'ya gidiyorlar ve orada bu yapılan çalışmaları görüyorlar ve bunu bir nevi hırs olarak düşünün arkadaşlar, hırs yapmışlar. Bizim onlar gibi ilerlersek gerçekten çok yükseklere ulaşacağımıza, işte olduğumuz konumdan daha yükseğe çıkabileceğimize inanmışlar artık, öyle diyelim. O yüzden burada Türk Edebiyatı'nın aslında kusurlu eserleri verilmiştir. Hani özentili eserleri verilmiştir diyebiliriz aslında. Bu yüzden Batı'dan bilim ve sanat adına ne varsa getirmeye çalışmışlar arkadaşlar. Ve eserlerinde hep bunu işlemişlerdir diyor. Ama tamam, biz bilim ve sanatı almışız. Evet, çok güzel bir şey bu tabii ki. Ama bunu özentilik içerisinde yaparsak bu edebiyat olmaktan çıkar arkadaşlar. Yani siz kendi edebiyatınızdan uzaklaşırsınız. O yüzden burada da yani Servet-i Fünun ve Fecnati için ben Avrupa Edebiyatı diyorum aslında. Oraya çok fazla bir özentilik var. Bizim kendi Anadolu insanından, işte geçmişte yaşadığımız kültürlerimizden, işte savaşlarımızdan, geçmiş dönemlerin özelliklerinden, Türk edebiyatından, Türklerle ilgili, işte Osmanlı ile ilgili neredeyse eserlerde bahsedilmemiş arkadaşlar. Yani Avrupa'da ne yapılmışsa eserlere o koyulmuş. İşte Avrupa'daki ailelerin ya da sanatçıların evlerinin dekorları, giyimleri, taktıkları şapkalar, giydikleri ayakkabılar,
kullandıkları kumaşlar, kullandıkları parfümler, takılar, her şey aslında konu olmuş burada. O yüzden teknik açıdan gerçekten çok fazla kusur var. Böyle olacak, Fransız uygarlığına, Fransız edebiyatına bir özenli olacak. Ne olacak doğal olarak? Sanat toplumu aydınlatmak için değil, sanat sanat için yapılacak. Yine ağır ve süslü bir dil olacak. Bireysel konular işlenecek. Yani herkes kendi başına bir farklı içinden gelen istediği bir konuyu işleyebilecek diyor Servet Fünuncular. Bu topluluğu, Servet Fünun topluluğunu oluşturan isimler de Tevfik Fikret, Cenab Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit ve Süleyman Nazif arkadaşlar. Son olarak da Fecrati dönemi. Fecrati geleceğin sanatçıları demek aslında. Ancak çok uzun sürmemiş bir dönem, yani çok kısa sürmüş bir dönem. 1901 yılında Servet Fünun topluluğu dağılıyor ve edebiyat dünyası bir boşluğa düşüyor arkadaşlar. Bu edebiyat dünyasında bir boşluk oluşuyor. Daha sonra bazı genç sanatçılar, şu aşağıda yazdım işte isimlerini. Bu genç sanatçılar biraz da genç oldukları için aslında Türk kültürü ve geleneği, töresi hakkında çok fazla da bilgili olmadıkları için, genç ve toy oldukları için aslında hem fikir ayrılıkları oluyor burada, bu dönemlerde. Yani burada da oluyor fikir ayrılıkları. Mesela dönemden bağımsız sanatçılar var. Mehmet Akif Ersoy var, Hüseyin Rahmi Gürpınar var arkadaşlar. Bu sanatçılar bu anlayışlara bağlı kalmadan yazmışlar. O yüzden topluluktan sonra da varlıklarını, eserlerini sürdürebilmişler. Şimdi Fecrati döneminde de bazı genç sanatçılar bir edebi topluluk oluşturmak için bir araya geliyor ve Fecrati edebiyat dönemini oluşturuyorlar arkadaşlar. Bu Fecrati topluluk üyeleri edebiyatta yenilikler yapma amacını taşıyorlar. Fecrati beyannamesi ya da diğer bir ismiyle Fecrati bildirileri yayınlıyorlar arkadaşlar bu insanlar. O bildirinin altına imzalarını atıp belli başlı yenilikler yapmaya çalışıyorlar. Sanat yine burada şahsi ve muhteremdir. Sanat kişisel ve değerlidir arkadaşlar. Bir kişi tek başına bir sanat ortaya koyuyorsa bunu çok değerli görmek gerekir. Bir anlayıştır, bu şekilde düşünen bir anlayıştır. Yani bu demektir arkadaşlar. Fransız edebiyatı yine örnek alınıyor. Servet Fünun edebiyatına bir tepki olarak doğma var burada, ortaya çıkma var. Ama Servet Fünun'u onları yeteri kadar batı yanlısı olamamakla suçluyorlar. Yani Fecrati'ciler Servet Fünuncuları diyorlar ki siz yeteri kadar batıya özenemediniz diyorlar. Ancak bunu kendileri de yapamıyorlar arkadaşlar. Yani fakat eleştirdikleri Servet Fünun'dan da öteye gidemiyorlar yazmış zaten. Sanat anlayışları dil ve üslup yönünden yine Servet Fünun'a benziyor. Yani sanat için sanat anlayışı hakim. Ağır ve süslü bir dil var. Yine bireysel konular işlenmiştir. Yani sanat şahsi ve muhterem bir görüşünden de bunu çıkarabilirsiniz. Bildiriyi imzalayan kişilerle Fecrati döneminde oluşan genç sanatçılarla Ahmet Ayşin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Fuat Köprülü, Tahsin Nahit, Emin Bülent gibi isimlerdir arkadaşlar. Dönemlerin eğer karşılaştırması yan yana bu şekilde yazılı sizde yoksa bence yazın, hatta altına konu anlatımı kitaplarınızdan da bakarak başka bir notlar ekleyebilirsiniz. Yani bütün dönemi